2.jpg var. Selin üstünde textlabel gibi bir de selin imageview var. Imageview.image. Buna da bir resim set edebiliyorsunuz. Bir resim nesnesi nasıl oluşturuluyor normalde? Projeye eklediğiniz bir resmi şu şekilde almanız mümkün. 2.jpg. Veya Xcode 8 ile beraber şöyle 2 yazarsanız 2.jpg'di görür ve onu ekleyebilirsiniz buraya. Şudur o resim. Bir resim gibi. Göstereyim. Evet. Bu selin üstüne koyduğunuz resim nereye konuluyor? Sol tarafta standart olarak görünümü bu zaten. Birazcık sellerin yüksekliklerini açabilirsiniz. Nasıl açıyoruz onu? Height for row at index pad. Şu. Buna örneğin return 60 derseniz selin genişliğini artırır. Tamam. Şöyle yapalım. Neyim pekinde? Yani padding olmaz da şöyle bir şey olur. O da çok tercih edeceğimiz bir şey değil aslında. Ona geleceğiz. Yani section bölebilirsiniz ama gerek yok ona. Onu konuşuruz. O burada yani customize ederken şey yaparız, onu ayarlarız. Evet. Normal selin solunda bir resim, tıklayınca da bir aksiyon gerçekleştirme şansınız var. Bunlar da selin üstüne koyduğunuz tekstler. Imajlar. Tamam. Şimdi bir de şu imkanınız var. Biz ne yaptık şu an? Gittik koddan işte portakal diye bir tane nesne oluşturduk, şu etiketledik. Daha sonradan da bunu kullandık. Bir de şunu yapabilirsiniz. Siz normal arayüzden bakın table view cell nesnesi var sol tarafta. Bir tane table view cell alıp buna prototip cell deniyor. İstediğiniz gibi bunu dizayn ederseniz şayet bunu da kullanma şansınız var kod tarafında. Örneğin ben aldım şu cell'e, bakın şurada identifier'ı var. Sizin kodda verdiğiniz portakal identifier'ı gibi düşünün. Buna da elma diyeyim. Ve bunu ben dizayn edeyim. Ne yapalım örneğin? Ekranım karışıyor. Sanırım video kayıttan dolayı. Zoom'u kalmış. Evet, şöyle gelip bir tane imageview ekleyelim üzerine. Şuraya. Bunu biraz daha uzatıp altına bir tane de label koyalım. Tamam. Şunun üstüne image olarak bir şey set edeyim. Şunu vereyim. Alttaki label'da ben custom verdim. Bunları düzenleyebileceğiz zaten. Şöyle de manzara dedim buna da. Ortaladım. Bunu da ortaya çektim. Ben ne yapabilirim? Arayüzden eklediğim bir seli kullanmak için. Artık şuraya ihtiyacım yok. Şunları da kaldırayım müsaadenizle. Şöyle. Ben diyorum ki table view'in üzerindeki etiketi elma olan seli ver bana. Bunu return ediyorum direkt. Ne göreceğim?
yüksekliklerini ayarlamıştım hatırlarsanız. Şunu silersek veya prototip selin yüksekliği kadar verirseniz o kadar yapar. Yüksekliği 100 verdiğimiz için küçülttü. Evet, bakın seller benim ara yüzde oluşturduğum seli birebir aldı buraya koydu. Daha üzerindeki datayı falan değiştirmedim. Şunu da yapma şansım var. Örneğin giderim. Buraya ben bir tane prototip sel eklemiştim ya. Bir tane daha eklerim. Table view cell'den. Bu şöyle daha küçük olur. Arka plan rengini değiştiririm bunun. Kırmızı yaparım. Ve buna da derim ki ayva. Return ederken örneğin şurada ben şunu diyebilirim. If index pet'in row'u %2 eşittir 0 ise bu ne demek? Çiftlerde birini, teklerde birini kullan diyebilirim. Yani bir ondan bir ondan. Buna da ayva dersem orada gelen neyse onu direkt return eder. Daha bu durumda selin yüksekliğini ona göre ayarlamanız lazım. Orada bir problemimiz var, onu düzeltiriz. Önemli olan şu, siz birden fazla prototip sel oluşturursanız istediğiniz satırda herhangi birini koyma şansınız var. Tamam mı? Bu da. Genel olarak table'ın yapısı anlaşıldıysa bunun üzerinden devam edeceğiz. Var mı sorun? Umarım.